Herkese merhabalar. Tapir Kest'in savunma sanayindeki gelişmeleri incelediğimiz yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde TUSAŞ Motor Sanayi AŞ tarafından geliştirilen Türkiye'nin 6000 libre kuru itki gücüne sahip olan ilk özgün tasarım milli TF6000 turbofan motorunu değerlendiriyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz. Cengiz Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bugün yine girişini sizinle yaptığımız savunma sanayi serimizde bir diğer güncel haber olan TF6000 motorunun çalıştırılması ile ilgili bir aradayız hocam. Hocam bilindiği üzere TF6000 motoru bir turbofan motoru. TEI tarafından geliştirilen bir motor. Motorun aslında ilk haberini şu şekilde aldık. Milli motor test sisteminde ilk defa test edildi ve çalıştırıldı. Başarıyla gerçekleşti bu çalıştırma aşaması. Hocam öncelikle sormak istediğim soru şu. Motorun ismi TF6000. Buradaki harfler ve sayılar tam olarak ne anlama geliyor hocam? Evet Mücahit senin de söylediğim gibi gerçekten savunma sanayinde baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Bunları takip etmekte bile gerçekten zorlanıyoruz ama tabii bunlar güzel heyecanlar. Motorun çalışmasını biz de çok büyük heyecanla gururla izledik. Evet aslında buradaki TF turbo fan anlamına geliyor. Baktığımız zaman sadece TF değil TF, TS ve TP diye 3 farklı isim görüyoruz. Aslında yeri gelmişken bunlardan bahsetmekte fayda var. Turbofan, TF, Turbofan anlamına geliyor. Savaş uçaklarında kullanılıyor. İçinde fan dediğimiz bir iç pervane diyelim. İç hava alma pervanesi var. Turbo şaft dediğimizde helikopterlerde kullanılıyor. Buradaki de bir helikopter pervanesinin milini bir şaft aracıyla bile bu hareketi aktaran motorlara da turbo deniyor. Son olarak turbo prop dediğimiz bu da gene pervaneli uçaklarda kullanılıyor. Prop zaten İngilizce propeller pervane kelimesinden geliyor. Gene hürkuşumuzda turbo prop bir motor var. Dolayısıyla üçünün de aslında ortak özelliği turbo olması yani türbin motoru olması. Onun dışında hareketi nasıl aktardığınız ve biraz da içerisindeki çalışma prensibinden çok az farklılıklarla üç farklı motor oluşuyor. Aslında bir tane daha var. O da turbojet. Bu da yolcu uçaklarında kullanılan motorlar. Orada aslında turbofanın bir başka alt versiyonu

Şimdi buradaki rakam da turbofandan sonra gelen rakam da aslında motorun gücünü gösteriyor. Mesela turbofan TF6000 motorumuz 6000 librelik itki üreten bir motor. Bu daha sonra 10.000'e çıkarılıyor. TF6000 ve TF10.000 olarak geçiyor. O ne anlama geliyor? O da şu aslında. Motorda bir de art yanıcı denen art yanma olayı var. Yanmış gazlar egzozdan fırlatılmadan önce ilave bir yakıt püskürtülerek tekrar yanması sağlanıyor ve böylece motorun gücü 6000 libreden 10.000 libreye kadar çıkıyor. Ama tabii bu çok süre Kullanılan bir şey değil çünkü yakıtı çok fazla tüketiyor. Sadece ses üstü hızlara, tersanik hızlara çıkmak için geçici süreyle kullanılan bir enstrüman diyelim. artı yakıcı. Dolayısıyla motor aslında 6000 motor diye geçiyor. TF6000 diye geçiyor. Hocam buradaki 6000'li birenin karşılığı olarak anlayabileceğimiz şekilde 26.7 kilo Newton'a tekabül ediyor yaklaşık bu sayı. 6000 Libre'nin karşılığı da aslında bu şekilde. Hocam ben bu noktada size şu soruyu yöneltmek istiyorum. Uçak motorunun tam olarak çalışma prensibi nedir? Evet aslında genel olarak baktığımızda ilk önce Newton prensibinden bahsedebiliriz. Newton prensiplerinden bir tanesi ne diyor? Her etkiye karşı eşit ve zıt bir yönde bir tepki vardır. Bu bilinen Newton'un prensibi. Uçak motorları da bu prensipler hareket ediyor. Yani e, yüksek basınçla ve büyük kuvvetle yanmış gazı geriye doğru itiyor. Bu itme karşılığında da hava uçağı ileri doğru yönlendiriyor. Yani eşit ve zıt yönlü bir tepkiyle. Peki bu itki nasıl sağlanıyor diye bakacak olursak aslında şöyle uçak motorlarında kullanılan çalışma prensibi dört aşamadan oluşuyor. Bir emme dediğimiz kısım, sıkıştırma, yanma ve egzoz. Şimdi emme kısmında dışarıdan hava alınıyor. Bunu da içeride kullanılan fanlar aracılığıyla yapılıyor. Zaten motora turbo fan denmesi nedeni de bu içeride kullanılan fanlar. Daha sonra sıkıştırma kısmında ise kompresörler var. Bu kompresörler havayı çok yüksek basınçlarda sıkıştırıyor ve sıcaklığını artırıyor. Bu sıcaklığı artırılmış hava yanma odasına alınıyor. Burada üzerine yakıt püskürtülüyor. Tabi uçak yaptığı özel bir yakıt. Daha sonra burada ateşleme yapılıyor ve çok yüksek sıcaklıklara ulaşılıyor. Ve son kısımda da yanmış gazlar egzozdan dışarı itiliyor. Bu da uçağa büyük bir itki sağlıyor ve uçağa hareket ettiriyor. Tabii onun dışında bildiğimiz gibi kanatlar uçağın yükselmesini sağlayan, yönlendirilmesi sağlayan flaplar farklı şeyler var. Ancak motorun çalışması dediğimiz gibi dört tane prensibe dayanıyor. Emme, sıkıştırma, yanma ve kompresör. Bu noktada aslında motor tiplerinden de bahsedebiliriz. Özellikle bu hava alma ve sıkıştırma kısmında uçak motorlarında sıkıştırma oranından bahsedilir. Bypass oranından bahsediliyor. Bypass oranı da şu aslında. İçeri ne kadar hava aldığınızın toplam alınan havaya olan oranına bypass oranı deniyor. Savaş uçaklarında kullanılan motorlarda bu oran çok düşük ama normal yolcu jetlerinde kullanıldığında bu oran çok daha yüksek. Farkı nedir diye baktığımızda bir tanesi tabii çok yüksek hızlara yani düşük bypass oranlarında savaş uçaklarında kullanılan motor çok yüksek hızlara çıkılmasını sağlıyor. Daha fazla yakıt sarf ederek. Diğerinde de yakıt daha verimli kullanılıyor ama daha düşük hızlarda hareket ediyorsunuz. Aslında yani düşük bypass ve yüksek bypass aslında aynı turbo fan motorların kullandığı iki farklı yöntem. Hocam şimdi anlattıklarınıza göre bu motorun sava uçaklarında kullanıldığını söyledik. Peki şu an mevcut hali hazırda bulunan hangi uçaklarda kullanabileceğiz bu motoru? Evet şimdi motorun gücünden dolayı yani 6000 librelik itki üretmesinden dolayı bu şu aşamada insansız savaş jetlerinde kullanılacak. Mevcudumda da bildiğiniz üzere Anka 3 ve Kızılayma insansız savaş jetlerimiz. Hali hazırda bu jetlerin motoru Ukrayna'dan geliyor. Dolayısıyla bu motorları ikame edecek çok rahatlıkla 6000 librelik motorumuz bu uçakları uçabilecek vaziyette. Aynı zamanda artı yakıcıyla 10.000 libreye çıktığında da süpersonik hızlara çıkarabilecek bu iki uçağımızı. Peki hocam başka uçak alternatifleri var mıdır? Şöyle mesela Faruk Akşit hocamız söyle bir şey demişti bir röportajında. Eğer dedi Hürjet çift motorlu bir versiyonu çıkarılırsa, dizayn edilirse, tasarlanırsa, üretilirse bu motordan iki tane uygulayarak Hürjet rahatlıkla kullanılabilir. Yani yeni versiyonu tabii çift motorlu versiyonunda. Dolayısıyla orada 6000 artı 6000, 12000 librelik bir itki sağlıyor. Mevcutta kullanılan 16 bin ama yani çok da büyük fark yok aslında. Dolayısıyla böyle bir konfigürasyonda kullanılabilir. Aynı zamanda uçak dışında da kullanım alanları var. Hocam peki uçak dışında hangi alanlarda görebileceğiz bu motoru? Evet aslında çok enteresan. Belki çok fazla bilinmeyen bir şey olabilir. Mesela gemilerde kullanılıyor. Özellikle savaş gemilerinde bildiğimiz turbofan motorlar kullanılıyor. Ama savaş gemilerin tabii orada da gene güce bağlı olarak işte daha çok yani bu tip yani 6000 bin, bin civarındakiler hücum bot tipi daha düşük savaş gemilerinde ama daha yüksek itkiye sahip olan motorlarda daha uzun ve büyük kurvazörlerde kullanılabiliyor. Onun dışında da enerji santrallerinde gene kullanılıyor elektrik üretiminde. Orada da jeneratör çevirmek amacıyla elektrik üretebilmek için jeneratörlere bağlanarak elektrik üretmeyi de kullanılabiliyor. Hocam böylelikle motorun hangi alanlarda kullanılabileceğini değerlendirmiş olduk. Peki şu an burada bulunmamıza sebep olan aslında olay gündemde olan olay e, motorun ilk defa çalıştırılması. Motorun ilk defa çalıştırılmasının tam olarak önemi nedir hocam? Evet bu motor gerçekten çok büyük bir teknoloji ve özellikle hani her istediğinizde satın alabileceğiniz bir şey değil. Dolayısıyla yerli ve milli bir motorunuz olması çok önemli. Biraz önce de konuştuğumuz gibi savaş uçaklarında kullanılan bir motor ve Türkiye böyle bir motoru ilk defa yaptı. Dolayısıyla ve çok kısa sürede yaptı kendi savaş uçağında kendi motorunu kullanan nadir hatta sayılı ülkelerden bir tanesi durumuna geldik. Dolayısıyla bu motorun ilk defa çalıştırılmasının önemi gerçekten çok büyük. Peki hocam bu motorun çalıştırılmasının öneminin içeriğine bakacak olursak motorun içindeki teknoloji mi yoksa başka bilmediğimiz özellikleri mi var? Aslında motorun içindeki teknoloji bilinen teknoloji ve open source yani açık kaynak teknolojisi. Hatta işte ben bir IDEF savunma fuarına gitmiştim. Orada Avrupa'dan getirilen bir motorun içi tamamen şeffaf olarak işte mikalarla içini görebiliyordunuz. Motorun bütün o emme, sıkıştırma, yanma odası, egzoz kısmı her şey gözüküyor. Yani aslında motorda bilinmeyen bir şey yok. Yani teknolojisinde bilinmeyen bir şey yok. Ancak asıl zorluk bu malzeme biliminde. Çünkü biraz önce bahsettik prensibinden havanın sıkıştırılması çok yüksek basınçlarda, çok yüksek sıcaklıklara ulaşması, yanma odasında gazla beraber yakılması Bunlar işte çok büyük teknoloji istiyor. Şimdi bunlardan detaylı konuşacak olursak öncelikle sıkıştırma tarafında bu blade dediğimiz yani kompresörlerin kanatçıkları çok yüksek teknoloji gerektiriyor. Burada tek kristal özel alaşımlar, nikel alaşımlar kullanılıyor. Titanyum alaşımlar kullanılıyor. Bunların çok yüksek mukavemeti, çok yüksek sıcaklıklara dayanması gerekiyor. Dolayısıyla bu yüksek sıcaklıklara dayanabilen sadece tek kristal malzeme alaşımlar söz konusu. Bunlar da nikel, titanyum. Aynı zamanda bunlar çok ince seramik katmanıyla da katlanıyor. Çünkü yine de yüksek sıcaklıklara dayanması alaşımların doğrudan çok zor. Dolayısıyla bu da ayrı bir teknoloji, seramik kaplama teknolojisi. Ve aynı zamanda bu açıkların içinden hava geçiyor. Dolayısıyla bunların üretiminde de hem çok küçükler hem de bu hava kanalları, mikro kanallar çok önemli. Bunların hatasız, pürüzsüz, noksansız yapılması. Dolayısıyla Buradaki en büyük bilinmeyen bu malzeme bilimi ve malzemenin üretimi. Aynı zamanda işte gövdede diğer parçalarda kullanılan alaşımlar, dövme teknolojisi, katmanlı imalat, üç boyutlu yazıcıların kullanılması bunlar hep yani üretimde gerçekten karşılaşılan büyük zorluklar. Bu teknolojiler şu anda artık ülkemizde mevcut. Bu teknolojiler kullanılarak motorumuz gayet güzel üretilmiş ve çalışıyor. Hocam anlattığınız süreçlere bakacak olursak motorun üretim süreci gerçekten çok zorlu bir süreç. Bizi bugünlere getiren çalışmalarımız işte önceki zamanlarda çokça motor üstüne çalışmalar oldu. Bu aşamaları da sizden aslında dinlemek istiyordum hocam. Evet aslında turbofan fan 6000'e gelmeden önce turbo motor biraz önce bahsetmiştik tanımından helikopterlerde kullanılan Gökbey helikopterimize kullanacak turbo motoru geliştirildi. Orada aslında yine biraz önce bahsetmiştik turbo dediğimiz türbin motor. Aslında çekirdek motor aynı. Yani aynı prensipli çalışıyor. Sadece sıkıştırma oranı bu kadar fazla değil. Dolayısıyla o biraz önce bahsettiğimiz malzeme bilimi orada aslında çalışılmıştı daha önce. İşte gerek TÜBİTAK MAM gerek TEİ, gerekse diğer yan sanayi firmalarımız bunları çalışmış, o motor için üretmişlerdi. Dolayısıyla burada sıfırdan değil de adım adım gelen bir teknoloji söz konusu aslında ve bu daha da devam edecek. Aslında burada kalmayacak tabii 6000 düşük bir itki. Daha yüksek itkilere çıkılacak. Bunun için de bu kompresyonun sıkıştırmanın çok daha yüksek oranlara ulaşması gerekiyor. Dolayısıyla bu e, devam eden bir süreç. TS-1400 ile başladı Gökbey helikopterinin motoruyla ve Kaan'ın motoruna kadar gidecek bir süreç olacak. Hocam öyle ki zaten yine Akşet Hoca'nın da söylediği gibi açıklamasından söylüyorum. Gökbey örneğini vermişti. Motor projesi Gökbey'den yaklaşık 5 yıl sonra başlayan bir proje. Bu da motorun gerçekten ne kadar zorlu süreçlere sahip olduğunu gösteriyor bize. E, hocam biraz önce yan sanayiden bahsettiniz. E, yani bu motorun çok fazla alt komponenti olduğunu, yani aksesuarı olduğunu gösteriyor. Peki bu aksesuarlar ve işte alt komponentlerle ilgili neler söyleyebiliriz? Evet gerçekten de yüzlerce parça var uçakta. Dolayısıyla bu parçaların bir kısmı Türkiye'de yerli şirketlere yaptırıldı. Bir kısmı da zaten yurt dışından alınabilen parçalar oradan kullanıldı. Ne aksesuarlar var diye bakacak olursak tabii motor tipine göre yani turbofan olmasına göre turbo turboşaft olmasına göre değişiyor. Ama işte ne bileyim bir starter motoru yani çok farklı aksesuarlar var. Dolayısıyla yüzlerce parça söz konusu. Tabii biz burada detayını tek tek sayamayız. Ama yani sadece TEİ değil çeşitli firmalarda bu projeye katılmış, ortak olmuşlar. Dolayısıyla bu motorun bir bütün haline getirmede büyük payları var onların. Hocam yine bir önceki savunma sanayi bölümümüzde bahsetmiştik. Nasıl Kaan'ın yapılışında birçok alt şirketin, alt yüklenicinin olduğu bir gerçekse de aynı şekilde bu motor projesinde de yine yan sanayide bulunan birçok şirketin katkısının olduğunu söyleyebiliriz. Peki hocam ben bir başka konuya geçmek istiyorum aslında. Motor çalıştırıldığı haberlerini okurken ya bu motorun aynı zamanda Kaan'a bir hazırlık olduğunu, bir hazırlık süreci olduğunu gördük. Peki hocam bu motorun tam olarak Kaan projesiyle ilişkisi nedir? Evet. Aslında bu motor hani ismi demiştik TF6000. Dolayısıyla aslında turbofan motor, savaş uçaklarında kullanılan motor. İtkisi az. Kaan'da kullanılan şu anki F-16 motoru 35 bin libre itki üretiyor. Dolayısıyla bir motoru oraya kadar artırmamız gerek. Ama bildiğimiz, duyduğumuz yani savunma sanayi kaynaklarından hali hazırda bu motor çalışılıyor ülkemizde. Tasarım aşamasında henüz bildiğimiz kadarıyla. Burada da TR Motor diye savunma sanayi başkanlığı tarafından kurulan bir şirketimiz var. TR Motor bu motorun hazırlıklarını yapıyor. Bir diğer taraftan da farklı alternatifler de gündeme gelmişti. Örneğin Tey'nin ne bileyim bir yabancı şirketle beraber geliştirme ihtimali. Yine Kale Arge yerli bir firmamızın yine bir başka yabancı şirketle K motorunu geliştirmek için teklif verdiği ya da teklife hazırlandığı bilgisi söz konusu. Ancak şu aşamada bizim net olarak bildiğimiz şey savunma sanayi başkanımızın söylediği bir yerli motor alternatifi. Kaan için çalışılıyor. Tasarım aşamasında çalışmalar devam ediyor. İnşallah onun da en kısa sürede ilk motor çalıştırma sesini duyarız diye umuyoruz. İnşallah hocam. Peki Kanda yerli motor ne zaman kullanılacak ya da kullanılacak mı? 2028'e yetişeceği söyleniyor. Normalde işte bir motorun geliştirme süreci aslında bu TF 6000'de de böyleydi. Yaklaşık 7 ile 8 yıl sürüyor. Tabii şimdi elimizde artık tecrübe birikimi de söz konusu. TS 1400 ile başlayan, TF 6000 ile devam eden bir bilgi birikimi de söz konusu. Bu süreçler hızlanabilir de. Artık malzeme bilimine de sahibiz. Uçak motoru yapımında. Dolayısıyla hani 2028'e yetişme ihtimali oldukça yüksek. Ama yani 1-2 yıllık gecikmeler de bu sektörde normal karşılanıyor aslında. Ama inşallah 2028'de Kaan'ımızı yerli motorla uçtuğunu görmek nasip olur. Hocam gerçekten şu günlerde savunma sanayinin aslında altın çağını yaşadığı zamanlarda bu konuları sizinle birlikte konuşuyoruz. Bundan dolayı katılmış olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Cahit. Herkese iyi haftalar dileriz. İyi haftalar.